Çok soğuk. Merhaba, hoş geldin. Ben Levent. Bugün İstanbul'da bir vlog ile karşındayım. İzmir'de ne yesek konseptini şu an İstanbul'da olduğum için İstanbul'a taşıyoruz. Belki biliyorsundur burayı. Şu an Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nün yan tarafından Bebeği'nden yoldayız. Buradan Bebeği'ye gideceğiz. Güzel tatlıcılar, yemek yerlerine, oralara bakacağız beraber. İzlemeye devam edelim. Buraları belki daha önceki videolarda hatırlıyor olabilirsin. Boğaziçi Üniversitesi ile alakalı çektiğim bir video var. Kartlar kısmını bulabilirsen bir koyayım onda. O videoda da yine bu yoldan yürüyüp çekmiştik. Bebeği'nden yol burasıydı. Boğaziçi'nde okuyorsan tanıdığı ya da okuyan birini tanıyorsan zaten bu yollara aşinasındır. Aşırı güzel bebek yolları yani. Baksana şuralara, çok güzel manzarası falan. Burada. Himalava diye bir tatlıcı varmış. Orada saksı diye bir tatlısı varmış bu. Saksı içine geliyor. Nasıl bir şey, hiçbir fikrim yok. Solucan falan var değil mi içine jelibondan? Onu ya yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Geldik buralar hep bebek. Demet Akalın'ın 3-5 tur attığı yerler buralar hep. Şimdi dersen ki ben bebeğe geldim. Nerede bu gideceğimiz yer? Şu an gittiğimiz yanında Himalava. Bu saksı muhabbeti olan yer. Tarif içinde şöyle diyebilirim. Bebek Starbucks'ı biliyorsundur belki. Şurası. Şuradan düz gidip sağa dönünce direkt Himalava var orada. Bahsettiğim tatlıcıya geldik şimdi. O tam taksi durağı var. Oradan sağa dönünce sokakta çok ufak bir dükkan. Şu an sipariş vereceğiz. Fiyatları ortalama 25 ila 35 lira arası değişiyor yanlış görmüyorsam. Zaten hani gözüküyorsa şöyle göstereyim. Ve gözüktüğü kadar ufak bir yer. Çok hani böyle 10 masalı falan bir yer herhalde değil mi? O kadar bir şey. Tatların çok güzel olduğu söylendi. Birazdan ben de göreceğim tatları güzel miymiş değil miymiş ve sen de göreceksin. İşte, tatlı bu, şimdi diyeceksiniz ki ne bu? Saksı geldi. Kaşıkla da kürek şeklinde zaten. Hiç tatlı gibi gözükmüyor gerçekten. Bayağı hani toprak. Gerçekten saksı gibi ama tatlı. Interesting. İkimiz bir tane söyledik ağır bir şey diye. Gülünü çıkıp şunu çıkartıp mı yiyoruz? Evet, onu çıkartıyorsun. Ama yenmeyen tek şey o yani. Yesene ben. Şu işte kurabiye parçası. Toprak değil. Yani obviously. Sonra şurada krema var galiba. Beyaz çikolata var, çilek var, muz var. Bir de çikolata var. Ama bayağı iyi. Beyaz çikolatası çok güzel. Çok iyi. Ne bir videoda daha İstanbul İzmir'e on basıyor. Böyle bir tatlımız var mı? Kestesinde. İzlerim onu hiç sevmem. Ben belli. Baby, baby, baby. Şurası da Mısır konsolosu, aşırı güzel. Ama Mısır mı bilmiyorum. Bakarız şimdi. Ürdün Mısır. Yani. Arnavutköy'de Koniko diye bir tavukçu hamburgerci tarzı böyle çok şey gözüken, Amerikan vari böyle Amerikan, tam Amerikan fast foodçusu gibi gözüken bir yere gidiyoruz. Orada bir şeyler yiyip sonra eve geçeriz sanırsam. Şimdi Arnavutköy'e geldik. Çok soğuk. Şimdi Arnavutköy'e geldik. Burası tam olarak Arnavutköy. Şu arkamda görmüş olduğun yer neresi? Birinci köprü mü? İki. Üç. Üç değil. Bir. Bir ya da iki. Bir burası, iki orası oldu. Evet, ama bilmiyorum hangisi hangisi. Neyse köprü işte ya. Arnavutköy'e geldik. Nereye gidiyorduk? Koniko'ya. Koniko nerede? Koniko nerede? Çok üşüdüm hadi. Bakacağız. Tamam, şimdi Arnavutköy'e geldik. Buradan ileriden sağa dönünce direkt gideceğimiz yer. Koniko değil mi adı? Evet. Koniko. Şu ilerden sağdan. Güzel güzel sokaklar. Gelin buralara.
burası. Şey söyleyeyim, Konika'da pahalı. İstanbul'da bazı mekanlarda şey oluyor, Zomato Gold diyeceksen bir alın bedava tarzı bir şey oluyor. Burası da onlardan biri. Dediğim Zomato'ya bakabilirsin Gold'a. Nasıl sence? Daha bir şey anlayamadım ki, tavuğuna gelemedim bile. Tavuk değil mi bunlar hep? Evet. Tavukçu yani burası. Tavukçu aynen. KFC. Evet. Tatlı bir yer. Biraz fiyatları da sanki pahalı gibi. Fiyat performansı yedikten sonra aktaracağım. Böyle. Ben çipot aldım, sen çıtır çeler aldın. Hunharca ve hayvanca yemek gerçekten. Şunu söylemeliyim, tavuklar güzel, lezzetli, sosları da çok güzel. İki eleştirim var sadece. Ekmekleri biraz küçük olduğu için hamburger, yani tavukları düşük duruyor böyle. O yüzden böyle çok hunharca yemen gerekiyor. İkincisi fiyat, normal olarak baktığımızda fiyatları bence bir tık pahalı. Altılı tavuğa da hani 40 lira vermezsin. Bir tık pahalı da ve çok lezzetli tavuklar ama az önce söylediğim gibi Zomato Gold'la yediğimiz için biz kişi başı 13 lira gibi bir şey ödedik. 2 tane hamburgere. Tabii ki şu an Zomato'nun reklamını ya da sponsorluğu falan almadım. Niye bana sponsorluk versin ki? Sadece sen izliyorsan sana yardımcı olsun diye söylüyorum bunu. Eğer İstanbul'da yaşıyorsan Gold kullanabilirsin. %50 indirim sağlıyor çoğu yerde. Ama burası da onlardan biriydi. 2 hamburgere sadece 13,5 şey yani 2 kişi 2 hamburgere 26 lira para verdik. Ki normalde hamburgerin tanesi hani 30 lira gibi bir şey, yani öyle güzel bir indirim yaptı. Tavsiye ederim, yani gelebilirsin, deneyebilirsin ama ben çok sık sık sürekli hani böyle hadi buraya gelirim, hadi işte Konika'ya gidelim. Tamam, ayda yılda bir. Dünkü bebek vlogundan ve oradaki gezdiğimiz yerlerden sonra bugün de gördüğün gibi bebekteyim. Yani görmüyorsunuz ama bebekteyim bugün de. Bugün aslında dün gitmek istediğimiz bir yere geldik tekrardan. Baylan'a geldik bebekteki. Baya güzel bir yere benziyor. Buranın böyle tatları falan çok güzel diyorlar. Bilmiyorum, daha önce ben bir kere gitmiştim ama Kadıköy'dekine gitmiştim. Beğenmemiştim. Bugün başka bir tatlı söyledik. Baylan'a tatlı yiyeceğiz. Her tatlış bir yer, bir manzarası falan çok güzel. Nedir bu? Anlatır mısın? Bu mu? Bu yaban mersinli makaron pastaymış. Daha doğrusu orman meyveli galiba değil mi? Orman meyveli demiştim. Güzel. Çok iyi. Yediniz mi önce? Yediniz mi daha önce? Tabii ki. Müdavim yani. Asla kaçmadığı için. Ay pardon, hot tut. C'est très bien. İçinde dondurma mı var onun? Krema var. Makaron. Büyük makaron. But fill it with. Meyve. Dördüncü parçayı kime yaptın? Kendime. Evet, ilk tatlıdan sonra doymadık. Tabii ki de ikincisi de geldi. Çünkü neden? Üç şişko bir arada olduğunda ikinci tatlı yemesin ki. Aslında Baylan'ın özeli bir durum. Aynen, bu özel spesiyeli miymiş, neymiş? Neydi bunun adı? Pamperdum. Pamperdum. Hemen gösteriyorum. Ne bunun olayı, anlatsanıza. Şu ekmekten yapılıyor aslında. Bu ekmek. Altındaki evet. Aynen ekmek. Zaten ismi Fransızca kıyıp ekmek gibi bir şeyden geliyor, frankofonlar. Üstünde fındık ezmesi var ve üzerinde tadımını kolaylaştırsın diye. Bu benim kendi yorumum. Ve bir top dondurma oluyor. Şurada da işte krokan yapışır. Falan var. Evet. Karamel parçaları altında falan da var. Altında ve üstünde krokanları var. Güzel gözüküyor. Çok güzel bir zevk yani. Çok müthiş bir şey. Hadi yiyeyim bakayım, çekeceğim. Zevk. Aynen. Büyük bir mutlulukla. Bunu bekliyordum. Aa, ama dondurması düşmez. Yes,